Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakınız diyor ki Shiba Inu'ya en erken girenlerden olan Balina bu iki MIM token'dan satın aldığı adı altındaki habere şöyle bir göz atacağız. Ve devamında Shiba, Pip ve Wojak üzerine konuşacağız. Şimdi bakalım ne var ne yok. 10 chain verilere göre Shiba Inu'nun ilk yatırımcılarından olan bir kripto para balinası çok sayıda meme token alım satımı gerçekleştirdi. Look chain tarafından sağlanan verilere göre söz konusu balina son işlemlerinde PIP ve Bojack meme tokenlarından satın aldı. Ee, şöyle söyleyeyim bu arada kendisinin yaptığı son hareket şuydu. Önceki videolarda da biliyorsunuz bu konuyla alakalı konuşmuştuk. Ee, 7 milyardı yanlış hatırlamıyorsam 7 veya 8 olması lazım. Civarında milyar bir Shipcoin satışı gerçekleştirip bununla birlikte pip alımı yapıyor kendisi. Zaten dediğimiz gibi yani Ethereum balinalarının e, geçişi fazladır. Ethereum balinaları tarafındaki Shipcoin alımı da çok fazladır. Aynı zamanda şu anda pip üzerindeki e, varlıkları da e, varlığında da çok hakimlerdir, tamam mı? Onu söylemek lazım. Son vakitlerde Wojak tarafında da Hareketlik var konuşacağız. E, şunun altını bak, şunun altını çizmek istiyorum. Balinalar, Pipe ve Voja şu an yüklü girmiyor. Bak yüklü giriş yapmıyorlar. Bunun iki tane tabi farklı değerlendirmede pozitif ve negatif noktaları var açık bir şekilde. Birincisi balinalar tabii ki tam olarak şey yapmıyor. Yani e, tam olarak böyle yüklü girelim falan tarzında düşünmüyorlar. E bu hareketlerinde bir ağırlık yaşatıyor. Ağırlık yani ağırlaşmış hali bu mu diye sorarsanız e tabii ki bu da gayet iyi e, İkinci bir diğer mesele. Bu yani hafif girişleri nihayetinde altcoin sezonu başladıktan sonra balinalar döngüyü bitirecek argümanını geçersiz kılıyor. Yani balinalar zaten temkinli giriş yaptıkları için içerideki parayı katlama odaklı yani öyle ağım şağım girip hareket etmiyorlar hareketlerinden şu an belli ki içeride kalma üzerine ee, aynı zamanda hafif girişler yapıyorlar dediğim gibi. Bu da öyle çok büyük hareketler olabilme ihtimali ve yüklü satış teorisini ortadan kaldırıyor. Ee, bu şekilde güzel bir durum olduğunda belirtmek istiyorum. Devam edelim. Pip online <laughs> kültürde yaygın olarak kullanılan Pip the Frog meme'in mimine meme dayanan bir token. Wojak üzgün bir ifadeye sahip, kel bir adamı tasvir eden Wojak yani Filskay mimini temel alan bir token'dır. Banina 30 Ocak 2021'de çok düşük bir fiyattan şip satın almaya başlamıştı. 96,5 bin dolarla 188,6 milyar şip satın almış ve 1,18 milyon dolara 95,3 milyar şip satmıştı. Evet. ya yani çok ee, ne kadar bir kar ettiğini görebiliyorsunuz Kendisinin zaten e, 1 milyon 100 bin dolar gibi e, Shiba üzerinden bir kar elde ettiği açık çok kısa bir zaman içerisinde. Şu anda elinde 92.3 milyar Ship yani 929 bin dolarlık bir e, bakiye var ve Ship'ten yaklaşık 2 milyon dolar kazandığını ifade ediyor. Balina diyor 19 ET yani 36 bin küsür dolar ile 72.83 milyar pip yani şu anda 95.610 dolar ve 30.5 Ethereum yani 61 bin dolarla da 529 milyon Wojak ve şu anda 329.315 dolar olarak karşımızda satın aldığını gösteriyor. Burada dediğim gibi ben altını çizmek istediğim bir durum. Balinalar bakın yüklü almıyorlar bu coinleri. Bunlar bu coinler için pozitif durumlar çünkü dediğim gibi e, çıkış ihtimalini zorlaştırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tutup ben var mı yok mu bu coin'e girerim yap, yap, ya, olmaması gerekiyor böyle şeyler. Şimdi e, çoğunlukla zaten pip üzerine konuştuk. E, ne var ne yok diye bundan bahsettik. Tabii piyasada şu an bir de Wojak var e, adından çokça söz ettirmeye başlayan. Şöyle bir bakalım bu Vojak neymiş ne değilmiş. Vojak insanları mimlerin gücüyle birbirine bağlamak için merkezi olmayan bir platform oluşturmaya başlayan bir kripto varlık projesidir. Proje bir dizi duygu ifade eden karikatürize bir yüzü temsil eden aynı adlı popüler internet miminden esinlenmiştir diyor. Ee, şimdi şunu söyleyeyim Vojak da aslında doğrudan bir şey ne o? Salt meme coinlerden bir tanesi Dogecoin'in e, başlattığı Aynı zamanda şu an PIP'in de devam ettirdiği bir durum olan salt meme coin'ler dediğimiz yani fayda içermek sizin salt bir meme coin projesi anlatabiliyor muyum? Baktığımız zaman arzı ortalama bir meme coin'e göre çok daha düşük olduğunu görebiliriz. Mesela e, Shiba'yı temel aldığımızda ki Shiba 1 katrilyonla ortaya çıkmıştır. Devamında 411 trilyonluk bir yakımla Günümüze kadar e, ifade edebileceğimiz noktalara gelmiştir. Aynı zamanda Pip de ortalamanın hafif arzında altında bir arzla çıktı. Şu an Wojak tarafında dediğim gibi ortalamaya göre epey az bir e, arz miktarı olduğunu görebiliyoruz. 69 trilyon az mıdır? Yani e, Mimcoin ortalamasına göre azdır. Onu söyleyebilirim, ifade edebilirim. E, Uniswap üzerinde var. geçiyor Hobi, Maxi, Elbank gibi. E, yerlerde var. Şimdi Vojak değerlendirilebilir mi? Vojak e, üzerinde hareket edilebilir mi? Sorusu ortaya çıkacaktır. Eşit dağılım konusunda pipe benzer bir şekilde güzel durumları e, karşımızda görüyoruz. Artan bir yapısı var. E, risk yatırımı yapılabilir. Dediğim gibi yüklü girilmedikçe risk yatırımı yapılabilir. Çünkü yine Vojak'ın da ben pip gibi ilerleyen süreçte değerlenebilecek e, noktalara ilerleyeceğini aynı şekilde düşünüyorum. E, ve bu şekilde hareketler gerçekleşecek kanaatim. Tabii şu anda listeleme almayı da müsait bir coindir onu da ekleyeyim. E, şu anda çok yüksek yani volüm market cap değerleri çok uç noktalarda. Zaten bundan dolayı da listelemeye müsait bir halde. Ben biraz daha durulduktan sonra hareket edilirse e, ve alım isteyenler için alıma gidilirse bunun da e, mantıklı pozitif olacak kanaatim. MIM tokenlar diyor herhangi bir içsel değeri veya faydası olmayabilecek oldukça değişkin ve spekülatif amaçlı varlıklardır. Piyasa manipülasyonuna, pompalama ve boşaltma planlarına ve düzenleyici belirsizliğe maruz kalabilirler. E, bunlar doğrudur. Tabi her bir tanesi için aynı şekilde doğru değildir. Bakınız e tabi Dogecoin bir fayda coin'i değildir. Fayda coin'i arıyorsanız da çok İ coinler var tabii ki Shiba var, e, Baby Doge var, ne bileyim Floki var, ya var da var, Elon var, bunlar da var. E, tam tersi yani salt mıyım arıyorsanız bu da ayrı bir kategoridir. Doge coin var, işte bugün Peep var, Wojak var vesaire vesaire uzar da gider bu liste. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.